Z harfinde kesralı telaffuzda keskin z ile hemen yer değiştirir. Mesela Sadakallahul Azim derken Azim Azim diye z'ye hem peltek değil bu keskin hale getiriliyor hem de inceltiliyor z harfiyle katıştırılıyor. Azim değil. Onun kesreli halinde hem peltekliğine hem de kalınlığına riayet ederekten Azim demek gerekiyor. Tabi orada bu tilaveti yaparken doğru okuyabilmenin yolu harf taliminde bu kısımlarda yeterli tahşidatı yapmamız gerekiyor. Onun için bu son daha kalın olan dört harfi bir daha okuyorum. Sıyın 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 Lüyün lüyün Poin, poin, Voin, voin, Şayet sat harfinin istilasını ihmal edersem hemen sine döner. Si, si, sin olu verir. Bu da sat değildir, sindir. Yine aynı şekilde va harfinin istilasını gözetmezsem vel harfine döner zi zi olu verir. Ama istilasına riayet edersem ne kadar ince bir i sesi vermiş olsam da harf kalın olma devam eder, incelmez. Vıy vıy zira harfi kalınlaştıran harekeler değildir. Harfin tabiatında olan lazimi sıfatlardan birisi olan istila sıfatıdır. İstila sıfatından dolayı harf kalınlaşır. Yine aynı şekilde diğer ikili harfimiz e, harfinde eğer istilayı koruyamazsak di, di din olu verir. O da yanlıştır. Çünkü o deldir. Halbuki bu ta harfi. Bu ta harfini istila ve ıtbak ile ayırt etmemiz gerekiyor. Kalınlık buradan kaynaklanıyor. Kalınlığın kaynaklanmış olduğu o iki sıfatı muhafaza etmek suretiyle biz de Tuin, tuin, tuin şeklinde doğru okumamız icap ediyor. Vat harfi de yine aynı şekilde dikkat edilmezse didi, din diye olabiliyor. O del harfidir, vat harfi değildir.